Merhabalar. Bu haftaki YouTube kanalındaki konumuz avasküler nekroz. Avasküler nekrozun kelime anlamı damarın bozulmasına bağlı hücre ölümü. Yani bir dokuya, özellikle eklemi oluşturan dokularda orayı besleyen ana damarın tıkanması sonucunda eklemin şeklinin bozulması. Bu neye sebep oluyor? Genellikle kalça eklemini besleyen ana damarın tıkanması sonucunda kalça ekleminin şeklinin bozulmasına ve hatta oradaki kıkırdağın bozulmasına, kıkırdak bozulunca da orada proteze kadar giden sorunlara yol açıyor. Peki bunu önlemek için herhangi bir yöntemimiz var mı? Şu anda avasküler nekrozun o kadar çok sebebi var ki yüzlerce sebep anlatılmış. Bunlardan hangisinin neden olduğu çok fazla bilinmiyor. Ama özellikle sigara içimi, alkol kullanımı, basınç hastalığı dediğimiz dalgıçlarda gözüken hastalıklar, özellikle COVID sonrasında kullanılan tedaviler, steroid tedavileri, özellikle steroid tedavisi dediğimiz kortizon kullanımına bağlı, herhangi bir hastalıkta kullanılan kortizona bağlı bu hastalık, avasküler nekroz, genellikle kalçada, ayak bileğinde, omuzda ve diz eklemlerinde, büyük eklemlerde gözükebiliyor. Peki bunlarda ne yapıyoruz? Bunlarda tedavi olarak yapacağımız şey, evrelenmesi çok önemli. Hastalığın birinci derece ve ikinci derece evrelendirmelerinde daha cerrahiden yoksun, daha uzak tedaviler uyguluyoruz. Hiperbarik oksijen tedavisi dediğimiz tedaviler, damar açıcı intravenöz dediğimiz damardan tedaviler, bunlarla beraber gidebiliyoruz. Ama ileri derecede 3. ve 4. devrelerde dirilleme dediğimiz, kor dekompresyon dediğimiz, eskilerin foraj dedikleri ameliyatlarla burayı kanlandırmak amaçlı 2 tane delikle, 2 veya 3 tane matkap ucuyla delerek oranın kanlanmasını sağlıyoruz. Ve bunun yanında yardımcı yöntem olarak kemik iliğinden veya göbek yağından aldığımız kök hücreleri bu bölgeye, bu delme işlemini yaptığımız bölgelere ve eklemin yüzeyine uyguluyoruz. Bunun sonucunda hastalar ameliyattan çıktıktan sonra hiperbarik oksijen tedavisi dediğimiz oksijen basınçlı odalarda 2,5 saat kadar, 2,5 atmosferde ve 2,5 saat kadar süren bir tedaviyle yaklaşık 1 ay veya bazı hastalarda 2 ay kadar tedavisi devam etmekte. Erken evrede yakaladığımız bir avasküler nekrozun mutlaka yüz güldürebileceği, bunların en önemli tedavisinin erken tanı olmasını mutlaka bilmenizi istiyorum. Avasküler nekrozun bir de transient osteoporoz denen geçici kemik erimesi, geçici kemik yoğunluğunun azalması hastalığıyla karıştığında gözden kaçınmamak gerekir. Bu MR'da ve klinik bulgu olarak kendini çok sık ve çok net bir şekilde belli edebilir. O yüzden her kalçada olan damar problemleri avasküler nekroz değil, bazılarında transient osteoporoz dediğimiz geçici kemik yoğunluğunun azalması da olabilir. Geçici kemik yoğunluğunun azalması, yani transient osteoporozda cerrahi tedavi veya biraz önce bahsettiğimiz tedavilerden daha çok istirahat ve beklemekten başka şansımız yok. Çünkü bu hastalık kendiliğinden geri dönebiliyor. Ancak avasküler nekrozda geri dönüş kesinlikle olmuyor. Başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.